Evet, herkese merhaba. Uzun bir ara oldu, değil mi? Evet. Neredeyiz? Rodos'tayız. Evet, Rodos'a geldik. Rodos'a geldik. Mahallemiz çok, böyle. Evet, ve çok merkezi bir lokasyondayız. Daha evvel de burada şu alt sokakta kaldık. Şu binanın arka tarafında. Ama geldi. Ben bu oteli daha çok beğendim. Ne burası? 7 odalı. Yani reklam artı, değil hiçbiri lütfen. Yani artı olay. Otel keşke olsa da reklam desek keşke. Ama. Artur Otel şey, güzel şey. Merkezi bir yer. Merkezi bir yer. Yalnız biraz sesi. Ama şeyi çok iyi yapmışlar. Evet. Bu çift camları çift cam, kapattık mı? Hiç ses yok. Hiç ses bitmiyor. Hiç ses olmuyor. Güzel yani. Ama bakalım. Güzel. Başlıyoruz dolaşmaya. Evet, bu seyahat esasında nasıl bir seyahat? Aslında burada hedefimiz Rodos değil. Yani tabii. Rodos'ta yarın da kalacağız. Ondan sonraki gün Korfu'ya uçacağız. Asıl hedefimiz Korfu. Evet. Aslında şeyi söyleyeyim, rahat geldik yani. Biz Marmaris üzerinden evet. Rodos'a geldik. Feribotla bir saatte geliyorsunuz. Ve hakikaten de çok rahat. Yani girişte de çok girişte rahattı. Girişte de evet yani şey herhalde artık şey kısmı Günlük. Günlük değil de ne kapı vize. Kapı vizesi. Şimdi şey geldi, bir saatte geldik. İşte kapı vizesi kısmını ayırmışlar. Kapı vizesiyle gelenler ayrı bir yerden geliyor. Onun dışında vizeli, normal vizeli olanları ayırmışlar. Çok azdı zaten. Kapı vizesi şeyde. Biraz daha pahalı. Kapı vizesi fazlaydı. Kalabalıktı. Yani herhalde en hızlı geçişimizi yaptık yurt dışına. Ben bile şaşırdım. Değil mi? Hiçbir zaman bu kadar olmamıştı. Çok hızlı geçtik. 5-6 dakika. Evet. Hatta yani. Bir de girişte de bazı insanlar gümrüğü arıyorlardı valiz koymak için. Aralarında konuşuyorlardı. Kimse bizim valize bakmayacak dedi. Biz yürüdük, geçtik, gittik. Yani evet, şeyden feribottan inip pasaporttan çıkmış 5-6 dakika tabii, falan sürdü yürüdük. Yani. Çok ondan sonra da otelimize geldik. Tam merkezde miyiz şu an? Evet, tam merkezdeyiz. Eskişehir'in merkezindeyiz. Burada eskiden çok güvercin vardı ama bak güvercin göremiyorum, farkında mısın? Evet, ya çok kalabalık oldu. Buradan sağa gidelim istersen. Sağa doğru gidelim. Burası kalene. Çok kuyruk dondurmacıların. Evet, burada dondurmacılar bayağı iş yapıyorlar. Fakat buradaki lokantalar biraz daha bizim hızlı yiyip çıkılan turistik, fazla turistik yerler. Biz biraz merkezden yürürken bir yere gideceğiz şimdi. Demin bahsetmiştik. İnşallah yer buluruz. İnşallah yer buluruz. İnşallah. Yani baba çok yaşlanmıştı. Kızı, damadı. Değil mi? Bayağı. Kaç sene oldu? Pandemiden evvel gelmiştik. İnşallah devam ediyordur. Çok lezzet durağı bize göre. Evet. Zaten kendi yerli müşterisi var ve kaliteli müşterisi var buranın, gideceğimiz yerin. Bakalım açıklayınca onu göreceğiz. Buradan nereye gidiyorduk? Sağa doğru. Evet, sağa doğru gideceğiz. 10 euro. Bizim şeydeki fiyatlar aşı. Artık şey ya, yani fiyatlarda ne oldu, yanlış geldi. Devam o zaman. Allah. Ha buraya geçeceksin. Doğru. Evet. Evet. Biz eskiden şuralarda daha ileride kalmıştık, değil mi Ayşe? Hatta kalenin dışında kalmıştık. Şehirde kalmamıştık. Evet. Kalenin dışında kalmıştık. Evet, dışında kalmıştık. Buralar daha sakin. Öyle olsun zaten. Doğru yolda mı? En sonunda bulacağız yolu aşağı. Beer. A lot of beer. Buradan sağa inelim ya. Ben de şaşırdım yolu. En de sonunda bulacağız. Evet. Dön dolaş. Şu ileride yemek yemiştik galiba. Ha, o zaman biz bir alttan yürümüşüz demek. Bir alt paralelden. Yerdeki taşları görüyor musun? Çok güzel. Tamam. Geldik aşı. Tam yerine geldik.
Buradan sol. Bir yerde oturmuştu ki bir adam. Yani müzik yapıyordu. Evet, buradan. Şöyle girelim. Ha, aynı adam orada duruyor. CD satmıştı bize, hatırlıyor musun? Değil mi? Evet, lokantaya böyle ara yoldan gidiliyor. Aa, değişmiş mi? Macao. İsmi de değişmiş bunun. Ama o zaman yeri değişti bunun. Ben gördüm mü şurada? Macao olmuş. Çok güzel bahçe falan vardı. Gece kulübü olmuş her şey burası. Evet. Ama ben gördüm mü resmen? Hatta Türkler yorum yazmış bu sene. O zaman yerim değişti. Bakarız. Tamam. Başka bir yerde yeriz bu akşam. Üzüldüm. Bak burası bomboş olurdu. Nasıl dolu? Evet. İnternete gireyim. Tamam. Buradan merkeze gidiyor. Ne yapalım? Nasıl gidelim? Şöyle mi gidelim? Daha? Böyle bir bakalım. Hı. Adını hatırlasam? Adını ben de unutuyorum. Geliyor ağzımı unutuyorum. Ya ben şey diye buldum. Eski fotoğraflarımdan buldum. Osteria. Yani öyle aradım bulamadım. Sonra Osteria bilmem bir şey. Hı-hı. Öyle deyince çıktı yani. Yeni yorum yapılmış falan böyle Türklerden, hı-hı, gidenlerden. Baba ölmüştür. Para ediyordur Allah bilir her şey. Çekiyor musun? Evet. Kalenin içindeyiz. Buralarda kalenin içindeyiz. Eski kalenin duvarlar. İçindeyiz. Ama adam aynı adam değil mi? O gitar çalan adam. Ha, o biz aynı. Bunun CD'sini almıştık, evet, evet. Ya nerede o, kim bilir şimdi? Kim bilir şeyde. Ne alırsam 1 euro var aşağı. Sigaracı. Şuralarda oturacak yerler bulabilir miyiz? Bak şöyle bir şey geçelim. Buluruz. Tamam. Evet bak gölgelik de. Kalabalık. Restoran bar. Var bir yer ya. Ama bir şey de yiyelim mi? Yiyelim. Otururuz istiyorsan. Hı. Gölge. Nasıl oturacağız? Tamam. Çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta aşağı. Evet, eski kentten çıktık. Aradığımız lokanta yerini değiştirmiş. Burası da Rodos'un güzel bir bölümü. Otelmiş burası. Evet, ismi de gösteriyor. Reklam değil tabii bunun hiçbiri. Ama çok güzele benziyor burası da. Geleceklere fikir olsun. Thomas Taverna'ymış burası. Burası da sanki ama şehrin, yani yeni şehrin eski. Evet. Zaten çok eski. Ayvalık ve İzmir evleri var. Çok güzel. Mimari olarak. Bak, Bozcaada da bazı evler bile buna, buraya benziyor. Sağ. Sağ ve geldik. Bakalım. Ha, açılmamış. Hay Allah. Bakayım. Ne yazıyor? 18. Tuesday, yarın.
Yarın yarın da kapalı. Gelemeyeceğiz. Aa, üzüldüm. Ne yapalım çocuklar? 18'de evet. Ya kaç saat? 4. 4. 18. 2 saat var. Bir aşağı uzun. Yazık. Neyse bir dahaki sefere. Karşılar da güzelmiş. Buraları güzelmiş ha. Ne yapalım şimdi, sahilden böyle bir devam edelim. Evet, bence böyle gidip böyle gidip inelim. Yürüyelim. Uzun bir yürüyüş olacak ama. Rodos'un çok dışındayız. Ya yani eski kalenin dışındayız. Telefonu var mı? Yok. Ama salı kapalı zaten. Yarın salı. Yarın salı. Çok güzeldi burası. Ne yapalım? Ya eski yerleri çok güzeldi. Evet. Ama mutfakları her zaman iyidir onun. Mutfak tahminen iyidir. Evet, devam edelim. Burası olmuş. Çok güzel. Tamam. Ne güzel bir taverna. Kim? Evet ya. Korfu'da da böyle ara sokaklar var biliyorsun. Değil mi? Çok güzel ara. Buranın da. Biz aslında bu kısma hiç gelmemiştik. Daha böyle... Hiç gelmedik buraya. Yeni kaç senedir? Yeni şehrin daha böyle... Yeni binalarına gelmiştik. Ama burası eski işte da... Bak görüyor musun? Ayvalık evleri, İzmir evleri. Yani o Ödemiş evleri falan. Evet. Ne yapalım aşağı? Yürüyelim bari sahile gidelim. Sahilden aşağı inelim. Çünkü bundan sonra da sahile dönüyoruz. Sahilden de eski kente doğru 1 kilometre, 1,5 kilometre falan yürüyeceğiz gibi görünüyor. Evet, bugünlük Rodos'tan şimdilik bu kadar olsun. Akşamüstü gene çok eski bir ev. Çok eski bir ev. Sıkı bir restorasyon istiyor. İstiyor. Ağacı harika. Boş. Zaten. Zaten çatlakmış bak şeyini. Ağaç harika. Etrafına gidip tuğlaları çatlatmış. Evet, kale dışından kale içine doğru yürümeye başladık. Fakat tabii yorulduk. Yani Ayşegül değil ama ben yoruldum yani. Benim halim nicedir. Oh. Nereden geliyor ses, senden aynen. Mi? Yine deprem mi oldu? Hayır. Çekmemişim. Hayır, dönmemiş. Pek değişen bir şey yok. Yani. Ben de değişen bir şey yok. 2 dakikadır çektiğimi zannediyorum. Şuradan bir gömlek baksam kaç paradır bunlar ya? Sor bakalım. Şu. Ama kısa kollu bunlar ya. Hello. How much, do you know? All the long sleeves are at 39 and 90. 9 and 90. 39. 39. Yes. 39. Yes, it's 100% linen. Thank you very much. 39. 40 euro, 40 euro, 1600 euro. Yani bizde de var. Yani adli piyaz o gömlekler. Bizde bunun şimdi ucuzlaması başladı Ayşe. Evet, yani alınmaz burada. Evet, şimdi tam bak karşında. Tam karşında. Gördün mü? Hala duruyor mu? Sanki başka bir şey olmuş. Şu karşıdaydı. Orası ne olmuş? Dondurmacı olmuş. Onun yanındaki miydi yoksa? Hayır. Kapanmış Ayşe. Satamayacak sana. Yok yok, buralar değildi. Burasıydı. Ha, evet. Kapanmış. Şu bak, dondurmacının olduğu yerde. Güzel de bir yerdi. Evet, burada ne kadar çok güvercin olurdu? Bir tane kalmamış. Evet, otelimize doğru yaklaştık artık, geldik. Ama çok yorulduk ya. Aa, ne kadar güzel. Grill House. Grill House. Evet, biz buraya gelelim bu akşam. Burada yiyelim. Şey istedi ya, canım sublaki istedi. Evet evet, yiyelim. Dürüm yapıyor mu acaba bunlar? Dürüm yapıyor mu? Gördüm ben sanki. Tamam, sorarız bakarız. Ya 5 yaşında
Aha, market var. Tamam, markete gidelim. Önce otelin önünden yürüyerek geçelim mi? Ben bunu çekeyim de bir. Evet. Ne diyor? Sulaki var mı? Görüyor musun? Evet, görüyorum. Hayır. Orada gördüm, orada gördüm. Tamam, oradayız aşağı. Güzel bak ya, orada sokaklar. Evet ya. Bayıldım. Sabah girelim buralara. Ha, sabah. Instagram için çekelim bir şeyler. Evet efendim, bizim kaldığımız otel Arthur Old Town of Rhodos. Tam karşımızda. 7 odalı. Şirin mi şirin? Biz şu ekranın sağ tarafındaki üst odadayız. Bakalım, hadi bakalım alışverişe. Günaydın. Rodos'tan. Evet, Rodos'ta ikinci günümüz. İkinci günümüz, son günümüz zaten. Sabahın saat 9'u. Gene geç kalmışız aslında. Daha geç kalmışız ama kimse yok bugün etrafta. Bugünkü yerler boş şu anda. Gece tıklım tıklım. Yola girelim mi? Ne güzel yollar var aşağı. Tam da merkezi biz fark edemiyoruz kalabalıktan tabii. Evet, normal kalabalıkta dolaşırken. Şurası. Arka sokakları da güzel. Zaten daha böyle küçük butik oteller falan kuruluyor buralarda. Aa, ne güzel bak, kemerli. Çok güzel, evet. Sokakları var. Her yer kapalı. Öyle. Ya burada bir sürü restoran var ya Ayşe. Çok 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 kalabalık. Değil mi? Kalabalık zaten, ne yapıyor geceleri işte buralarda. Aa, bir sürü yer diyor. Güzel bir şey yani Rodos eski şehri, güzel bir eski şehir. Biz. Bozulmamışlar. Evet, biz genelde Yunanistan'a gelmeyi seviyoruz. Ya da diyelim nasıl diyeyim, Akdeniz bölgesinde seyahat etmeyi seviyoruz. Ama biz deniz tatili yapmıyoruz hiç. Ha evet, çünkü deniz önümüzde. Onun için hep biz böyle eski şehirlerde kalırız. Burada bak güzel bir kafe varmış. Burada da oturabiliriz. Burada oturabiliriz olmasın. Orada oturabiliriz. Güzelmiş. Yeni şehirde bir yere gidelim diyorduk ama burası da çok güzel. Aa, çok güzel bir görüntü. Güzel. Ve burada bir sürü... Bak evet. Buraları gelmedik. Kalabalıkta ana caddelerde yürüyoruz. Ana arterlerde. Ana arterlerde şey yapıyor insan. Hani hangisine gireyim? Çok güzelmiş bu sokak. Ama burada imalatçı var hatta. Lefteris. Baksana. Aa. Neymiş burası? Otel mi? Konsept butik estate. Airbnb olabilir bu. Kasa. Hı? Burada yemek yiyorlar arkanda. Hı? Aa, burada mısınız? Ne yapıyorsunuz? Makarna mı yiyorsunuz? Afiyet olsun size. Makarna mı yiyorsunuz? Oh çocuklar, çok güzel yalnız esnetsin değil mi? Hiç bozmamışlar ya. Değil mi? Bir şurada klimalar falan şeyi bozuyor. Artık bunlar da teknoloji. Yani. Teknolojinin gereği ama kasayı vermiyor. Kasayı. Aslında Rodos'ta şey bakmadık. Şimdi Korfu'da biraz sessiz konuşalım. Sessiz sessiz sokaklar ama geliyordur ses. Korfu'da bir Airbnb'de kalacağız ama Rodos'ta bakmadık neden? Ha, bakmadık. Şuradaki o gördüğünüz yer bence Airbnb'ydi. Bir dahaki gelişimize bir Airbnb bakalım buralarda. Çok güzelmiş bu sokaklar. Nasıl gidiyor? Biblio gibi, orası da lokanta aşağısı ilerisi. Orada var. Da bir restoran var. O kafeye oturalım mı? Çok güzel. Oturalım. O kafe. Sakinim. Şöyle bir gidip gelelim geriye doğru. İleride çarşıyla birleşiyor sanki. Ha, evet. Biz... Güzelmiş buralar. Karpet. Halı fabrikasıymış halı burası. Bu sefer yalnız orada kediler artmış değil mi? Köpek yerlisi yok. Kedi tonla. Kedi? Yani eski geldiğimizde bu kadar çok görmezdik. Köpek yani. Olurdu. Köpekler neredeyse. Birkaç tane gördüm ama... Ya, köpekler aslında işte kısırlaştırma, düzgün bir kısırlaştırmayla zaten... Zaman içinde nüfusları azalıyor. Kedi bayağı var. Kedi bu kadar çok yok. Kedileri de çok şey yapmıyorlar herhalde. Böyle küçük bir bahçesi var bunun. İç bahçe. İç bahçe. Şeyde çıkıyor alt kat üst kat. Geri dönelim mi? Ha bu bak. Buralardan geri dönelim.
apartman be. Baksana bina yıkılması, bak duvarları destek koymuşlar. Tabii duvarda yani, esneme var bak. Burada değil mi? Şurada duvar. Esneme var duvarda. Bunu desteklemişler. Evet, yani bu şey dediğim gibi biz Rodos'ta şey daha oturunca daha uzun konuşuruz da biz daha eski şehirde kalmayı seviyoruz. Yani böyle sokaklar falan çok güzel. Evet. Yine sabahın bu saatleri. Fark ettim mi? Her sokak bu taşlarla yapılmış. Nasıl bir malzemedir? Bizim kaldırıp şey taşlarımız yerine, kilit taşlar yerine bunları tercih etmişler. Bunlar da bak, bunlar bence hep Airbnb şey. Evet evet. Şunlara bakalım buralara. Evet. Hiç Airbnb'ye bakmadık burada. Bu basamak niye yapılmış sence? Ya zamanında bence varmış burada bir şey yani. Herhalde. Şeyde belki tahta merdivenle bile çıkabiliriz. Ama nereye çıkıyor? Nereye çıkacak onu sordum. Yok yok yani. Aa, oraya bir merdiven yapmış. Niye ki? Ne olabilir? Yani evler birleşik olmuş desem olamaz. Anlayamadım ben. Neyse temel hikayesi gibi oldu biraz. Evet. Bunlar şey restore edilmesi gereken çok güzel şeyler. Hep kesme taştan yapılmış binalar. Dekan. Bana çekelim mi bir şey? Ne canım? Bana çekelim bir şey. Onu kapatsın istersen şöyle. Evet. Gel buradan şöyle şey çok güzel. Nerede? Bir şey gitmişti, kafa gitmiş tabii de. Selam tarafı. Çok büyük bir kaleymiş ama burası değil mi? Belli. Rodos Kalesi. Belli. Acaba bu bölgedeki en büyük kale bu mu ki? Yani zaten Rodos Şövalyeleri çok zor olmuyor burası. Evet, kahvaltıdan yarım kaldı konuşmamız. Çok kahvaltı. Şey, zaten bir kahvaltı yerimize gidemedik yani durak halka şey yapmakta. Yavaş yaşıyoruz her şey, biz tatçalıyız. Evet, şey, slow traveling, yavaş seyahat. Yavaş yaşamdan sonra yavaş seyahati deneyimliyoruz artık. Bundan sonra da hep böyle olacağız zaten. Öyle olacak. Şey, demin biraz böyle tarih bilgilerimizi şey yapıyorduk da karşılaştırdık. Çok nereden geldik ve çok güzel ve çok büyük bir kale. Bilmiyorum diğer buradaki Malta Kalesi. Malta'da kuvvetli. Malta hangisi acaba büyük onu bilmiyorum. Zaten Rodos Şövalyeleri bizim şeylere bela yani. Rodos Şövalyeleri zaten Hristiyanlığın savunuculuğu. Hep Müslüman devletlerin başına da sıkı bela yani. Osmanlı da çok uğraşıyor değil mi? Hele Akdeniz'de. Değil mi? Sen daha şey yapıyorsun sen tarihi. Esasında önce Yavuz Sultan Selim istiyor burayı. Ama ömrü yetmiyor. Sonra Kanuni. Çok küçük. Hep de bizim böyle şey ya. Kanuni Sultan Süleyman ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın oğlu. Orduyla 400 tane hatırladığım kadar 400 küsur savaş gemisi, 600 tane tedarik gemisiyle Rodos'a kalenin Rodos Kalesi'nin çevresini giriyorlar ve toplar falan düşünüyor mu? O kadar uzun savaş oldu ki Osmanlı'nın da yani çok Osmanlı'da artık yani Osmanlı'da kararsız halde bırakalım mı, devam mı, tamam mı, devam. Fakat o sırada artık Rodos Şövalyeleri de Bunlar bizden evvel pes ediyorlar. Yoksa Osmanlı'da pes etmek üzere. Anlamıyor bir türlü kale. Sonra da anlaşıyorlar. Osmanlı Kanuni Rodos Şövalyelerin başındakinin eşyaları ve topları dışında her şeyi alıp gidebileceklerini gitmelerine izin veriyor. Ve 400 tane mi 4000 tane yeniçeriyle buranın hakimiyetini karakola şey bir tutuyor. Kale yani şimdi gezerken de görüyorsunuz. Şimdi mesela şu karşımızda var aşağısı hendek. Hendek duvar, evet. Hendek duvar böyle şey. Zaten buralarda bir kale burcu alınıyor. Buralardan bir bölüm. Burada mesela arkamızda çok büyük bir burç var. Bir gösterebilir gösteriyorum. Misin? Arkamızda çok büyük bir tane var.
çok şey yani, bak toplar falan burada. Evet. Biliyor musun topları? Bir yer alınıyor bu kaleden, benim hatırladığım, okumuştum bir yerde. Bir yer alınıyor ama o kadar kuvvetli karşılıklı çatışmalar var ki, hatta iki tarafta lağım falan kazıyorlar. O lağımların karşılaşıyorlar, korkunç kanlı boğuşmalar falan geçiyor aralarında. Zor yani. Ben çok zor, şimdi çok şey zor. Gezerken burada evet. Siz de anlıyorsunuz. Fakat şey güzel. En yüksek şimdi, yerinde zaten. Ha, şeyi demin düşündük. Dün biz Marmaris'ten hareket ederken bir tane şey gemisi geldi. Kruz gemisi geldi. O da artık herhalde havaalanına gidiyorlardı Marmaris'ten. Dün burada kaç tane kruz gemisi vardı? Ayşe, inanamıyorum. Yani hakikaten çok iyi korunmuş burası bir eski şehir olarak. Bekleyin, bir şey olmaz. Kıyamet kopmaz. Haksızlık değil. Yani buraya çok daha fazla, yani Marmaris'te bir saat mesafe var, burası çok daha fazla turist oluyor. Aynı dünyaya da gidiyorlar. Bir de şeyi düşündüm demin, yani sabahtan beri samimi hakikaten konuşmak gerekirse, insanlar yani buranın yerlileriyle işte mutlular yani. Ben neşeliler, mutlular, sabahın köründe kimse böyle of of. Herkes kalimara. Yani şey böyle kahvesini içiyor, muhabbetini ediyor. Evet, bizle konuşmaya çalışıyorlar öyle. Ama şey bir anlamda da değil. Yani bizde böyle bir turistlere yapışırlar ya. Yok, böyle bir değil. Şey de değil. İlişki kurmaya çalışıyorlar. Bizde maalesef ya. Yani herkesin üzerinde böyle bir ölü toprağa serili bir mutsuzluk var, var bizim ülkemizde. Bir şey daha dikkat ettim. Sen de dikkat ettin. Bir... Ben elektronik sigara için bir şey sorduğum dükkan vardı. Meğersem Türkmüş oldu, anlayamadım. Ben. Evet, sonra karı koca bir kavga etti. Kavga etmeye başladılar. Türkçe bunlar kavga. Türkçe kavga ediyorlar ama tamam, buranın lehçesiyle yapıyorlar. Evet, böyle hafif bir Rum lehçesiyle Türkçe konuşarak. Nasıl adamı kavga fırçaladı yolladı kadın. Evet. Şeyi unutmuş galiba değil mi? Anahtarı unutmuş. Adamı nasıl fırçaladı? Aman Allah'ım. O da herhalde şey etraftan anlaşılmasın şeyler diye. Kendi aralarında zaten Türkçe burada, konuşuyorlarmış. Burada evet yani Rodos'ta. Kendilerini belli etmiyorlarmış. Mübadele olmadığı için burada Rodos'ta, şey... Rodos'ta evet, mübadele olmayan yerdir Rodos. Evet, çünkü o zamanlar İtalyanların hakimiyetinde zannediyorum o dönem. Hmm. Onun için Lozan'da o anlaşmanın içine sokuyor. Evet, şey burada şey olduğunu biliyoruz, Türk olduğunu biliyoruz bayağı. Evet, var demin, sayıları da var ama çok demin kendilerini şeydi ya, göstermiyorlar. Çok iyiydi o yani. Ama ben Rum zannediyordum, Yunan zannediyordum. Sen zaten girdin, sen ben İngilizce girdim, konuştun, konuştum değil mi? Şeyle. Yok dediler. Ama sonra bir kocaya bir kocaya fırça attı. Türkçe fırçaladı, yolladı eve. Aman Allah'ım. O anahtar bulunacak sen, dedi gitti. Evet, sen o yapma şey yapma. Hadi gidelim artık, kahvaltı hadi edelim gidelim. Bir yerde bir tamam, türlü ulaşamadık. Tamam. Hadi başlayalım yürümeye tekrar. Benim çantam burada. Neredeydi? Şu GPS'imi şöyle iki elim alayım. Tamam. Hadi gidelim. Yok. Cebime attım olacak. Ya buralara gelmemiştik. Baksana toplara falan. Zaten en sonunda Rodoslar bu iç kaleye çekiliyorlar. Buraya çekiliyorlar. Ha, belki de bu çok. Buraya çekiliyorlar. Buraya çekildikten sonra Osmanlı da alamayacağını anlıyor. Fakat Osmanlı'dan evvel pes ediyor. Ha. Olay bu zaten. Buralar su dolu, su hendekleri tabii. Hendek dolu. Yani burada bir hendek, bak şimdi burada bir hendek, orada bir hendek. Şurada bir hendek, onun arkasında da bir hendek. Bir hendek daha var. Yani en son iç surlara dikiyorlar, herhalde iç surlar dedikleri buralar artık. Bu büyük zaten bu. Büyük, yani iç sura tekiliyorlar ve mücadele savaşıyorlar. Fakat yani kim erken pes edecek? Rodoslar pes ediyor. Yoksa Osmanlı da pes etmek üzere olmuyor, çok kayıp veriyorlar. Çok zor alınıyor burası. Tahminen senin dediğin yer burası. O son çekildikleri yer. İç kale. Şey, i̇ç kale ediyorlar. En büyük burası. Evet. Karşılıklı top atışlarıyla savaşıyorlar falan yani. Ha bakayım. Buradan bayağı gelenecek ama. Gel gidelim, kaybolalım ne olur. Gene de bilerek kaybolalım ya. Doğru ama iyi, doğru kayboluyoruz. Böyle. Şimdi yeni kente gidiyoruz yukarıdan aşağı doğru. Bak bunlar da hendekler. Bak, gülleler var ileride.
değil mi yani? Güzel. Bu müzik nereden geliyor peki? Ha. Buradan da şey. Çok güzel geldik. Buraya bir yol unutmayalım. Fakat bu yoldan rampa çıkıyorsun ya, ondan dolayı dandik. Evet. Güzel geldik. Başı bizim otelden rampa. Ama dönüşte bu yoldan gelelim. Ha, oradan aşağı ineriz. Aşağı ineceğiz çünkü. Bak bu da bir başka hendek. Burada bir kale, burada bir kale, içeride bir kale. Ve bunlar da top gülleri bak. Deniz daha bu tarafta. Aralarda ne kadar çok hendek var. Yerdekiler top güleleri efendim. Kocaman bir hendek. Şey falan bu kadar değil şimdi. Bir sonraki durağımız Korfu. Korfu Kalesi falan. Korfu. Ama Korfu'yu da alamıyor. Evet, Korfu'yu orada anlatırız. Orada anlatırız. Evet, onu çok istiyorlar ama alamıyorlar. Alamıyorlar. Oradan çünkü İtalya'ya geçecek. Bunu orada anlatacağız size. Şimdi buradan sağa doğru aşağı. Bak o yola devamlı geldik, gördün mü? Evet. Güzel geldik. Bu şeylerin de buradan aşağı indik. Evet. Şuradan şöyle. Evet. Artık bugün burada sonunu kapatalım diyoruz. Demin Mama Sofia'da yemek yedik. Mutfak. Mutfak inanılmaz. Muhteşem. Çok güzel. Ama hani böyle bir hoşluk, bizim ambiyans isterseniz yok. Yok. Ama mutfak hakikaten. Mutfak çok başarılı. Ya yani şeyler yedikleri, biraz yani normalde bizim aslında asla girmeyeceğimiz bir yer tavsiye edilmese. Yemek açısından çok mutfak doğru. Mutfak çok güzeldi. Ama çok nasıl diyeyim? Turistik mekanlar. Turistik geldi yani. Orada böyle bir böyle az alayım. Evet, aynen. Şeyi var. Biz şimdi dışarıda oturduk. Bir de bahçe kısmı vardı. Bahçe kısmına da ben kalkarken baktım. Yok, orası bir böyle uzun uzun masalar böyle şey. Öyleydi. Yani biz burada denedikçe size şey yapıyoruz. Şimdi mesela şu karşıda hoş bir yer var. Orayı da giderken çekiyorum. Reklam değil tabii. Gene ekleyelim biz. Zaten kimse bize reklamlı bir şey yapmıyor. bir Türk şeyleri olarak, influencerları olarak. Burası çok güzel bir yer. Luxury Suites. Evet, o güzel. Luxury Suites. Burada da o. Otel. Konaklama evet. Bu. Şimdi bunları evet yani. Biz bunları bir daha gelişimiz için. Burayı şu kapısını çek. Şunu bir daha çekeyim. Burayı incelesin şeyden. Mesela burada evet. Çok güzel gözüküyor. Çünkü bu sokak da çok güzel. Evet, yukarıda bu caminin sokağında. Ben de seninle geleyim. Güzel mi? Çok başarılı. Çok başarılı. Burayı da yani biz böyle şeylerde hep bakıyoruz. Nasıl ne şey? Bakabilirsiniz. Evet, burayı seviyorum. Fakat Eylül'de Rodos çok güzel esiyor şu anda. Nasıl biliyor musun? Biz daha önce hep şeyde gelmiştik. Hatırlıyor musun? Temmuz, Ağustos'ta geldik. Çok sıcaktı. Her zaman öyle geldik ama. Evet, her zaman öyle geldik. Bu ilk Eylül gelişimiz Eylül'de çok güzelmiş. Değil mi? Evet. Başka ne diyecektik? Bana bir şey söyleyecektim ben. Söyle. Kenara çekilelim. Heykellerle çek beni. Peki, heykellerle. Şimdi biz hep size şeyi, Old Town'u anlattık yani eski şehri anlattık ama tabii Rodos kocaman bir ada. Biz çok deniz istemediğimiz için burada kalıyoruz. Bir de biz Rodos'u şu ana kadar hep bir yerlere gitmek için kullandık. Yani işte buradan atladık Sicilya'ya gittik, buradan atladık Girit'e gittik. İşte yarın buradan atlayıp Korfu'ya gideceğiz. Dolayısıyla adanın sadece bu kısmında kaldık. Yani niyetimiz var. Sadece bir kez Rodos için gelip şey kısımlarında adayı gezmek adayı de var. Gezmek. Adayı biz gezmek. Bu adayı var. Gezmek için hiç gelmiyoruz. Evet, hiç gelmedik hep burayı. Çünkü şey onu da söyleyelim yani biz aldık. Vizeniz varsa buradan Atina'ya gidip oradan istediğiniz yere uçmak Türkiye'den uçmaktan çok daha %30
civarında, evet, ucuz. Yani çok daha ucuz. Onun için hep biz şey, buradan bir yerlere gittik hep. Bundan sonra da tahminen hep öyle yapacağız. Öyle olacak tabii. Çünkü şey, hakikaten yani şey, bizim için özellikle Dalaman'a git, Dalaman'dan İstanbul'a uçuyoruz. İstanbul'dan başka bir yere işte Marmaris'e git, Marmaris'ten Rodos'a gel, Rodos'tan Atina'ya git, daha şey ve de daha ucuza geliyor. Bayağı ucuza onun geliyor. Onun için de hiçbir zaman için şeyi Rodos adasını gezemedik ama Rodos kocaman bir ada. Tabii biz sadece hep merkezde kaldık. Evet, Lindos'u şey, var, şusu var, busu var, bir sürü yeri var. Şey. Aa, motosiklet geliyor. Neyse durdu. Durdu mu? Tamam. Yani bir de bunu söylemek istedim biz, hani Rodos bu kadar mı? Değil tabii. Yani bu Rodos'un ünlü olan kısmı diyelim. Eskişehir. Ada şey çok güzel. Kale çok güzel. Ya tabii merkez güzel. Kale kendisi güzel. Güzel şeyden. Yani maalesef şunu söyleyeceğim. Bizim Marmaris'le kıyaslanamaz bile yani. Zaten gelen maalesef turistlerin yoğunluğundan belli. Hala bu mevsimde turist kaynıyor. Ayşe, peki sana bir şey söyleyeceğim. Biz Marmaris'e gidiyoruz. Yemek yiyecek kaç tane yer var? Biz, aynen yani biz iyi yer bulamıyoruz. Öyle yemek yiyecek biz yer bulamıyoruz. Bilmiyoruz. Turist nasıl olacak? İçmeler mi içmeler, tamam yani, mı? Evet. Burası öyle değil. Maalesef evet. Burası öyle değil. Yani, ne diyelim, inşallah değişir her şey. İnşallah bizde de her şey ama değişir. Ama şeyi söylemiştim yani Rodos burası değil sadece. Rodos kocaman bir ada. Çok keyifli yerleri de var. İnşallah biz de yaparız. Bin ama bizim için şu anda hep bir atlama tahtası. Yani bir Rodos, detaylı Rodos ileride yapacağız. Evet. İnşallah. Evet. Evet, o zaman ne yapalım? Yanına geleyim. Sen de gel. Şöyle çevir. Evet, ben ne konuştum yapalım? Hep. Hoşçakalın. Senin konuşman benden güzel, evet, onun için öyle bakalım. Rodos bu kadar olsun. Sizi seviyoruz. Yarın Korfu'ya gidiyoruz. Yarın Korfu maceramız başlayacak. Bu videoyu. Burada bitirelim bunu, bitirelim Rodos'u. Bitirelim ve Rodos'u yayınlayalım. Evet. Bay. Bay bay. Bay bay.